Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bana sorarsanız biz iyiyiz, ailece çok şükür. Arkadaşlar bugün eşkili çorba yapacağım. Eşkili çorbanın dövmesini ocağa koydum. Şöyle bakın ne kadar güzel pişmiş. Eşkili çorbada artık şeyde Ecevit hocamda yakacak şeyim kalmadı. Çalı çırpı, odun modun kalmadı. Hiçbir şey artık. Talaşım vardı. Mustafa'ya dedim oğlum bir kova talaş bas. Talaş dedim iyi oluyor dedim. Talaş yanıyor en azından. Şöyle göstereyim. O da bayağı yanmış zaten. İçinde az bir şey kalmış. Ama çorbayı pişirmeye yeter. Arkadaşlar bunu ocağa koyduk. Bu kaynadı. Bayağı pişti. Bu burada yavaş yavaş dinlene dursun. Biz de malzemelerini doğramaya geçelim arkadaşlar. Malzemelerinde kabak, patlıcan, taze fasulye, yeşil biber, bir ne vardı? Başka işte soğan şeyi, soğan yok, sarımsakla şey yapacağız. Ne onun adı? Yağlayacağız dışını. Öyle şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi malzeme şeyine geçelim, doğramasına geçelim. Arkadaşlar buyurun çaya. Açtın. Sabahın çaya dediğini duydular mı? Kötü bir şey mi dedim ya? Buyurun çaya dedim Allah'ıma sen. Bu açtın mı dedim o zaman, açtın mı dedim. Duydular mı? Arkadaşlar buyurun çaya. Açın, kanalı açabilirsin sen. Açtın ben dışarıda başladım. Ve onu tamam, kız. Tamam, onu daha ne çarpık o zaman? Onu kız. Bir de. Hülya bacım sağ olsun. Kardeşim Şakip. Şakip miydi? Şakip Bey işte. Benden ufak da yine benim kardeşim ya, gençen bir şok yine kardeşim. Çikolata falan getirmiş, göster kızım işte. Tamam gösterdim. Hep çoklar yiyor. Dedim bana bize yok mu dedim. Bize... Onlar gösterme, ücretli şeye geçiyor. Gösterdim. Bir şey olmaz ya. Niye bunlar ücretsiz mi yavrum? Onun marka üstünde var. Marka yazıyor mu? Ha. Ben söyleyeyim çiziyi. Mesela çizi seviyor diye çok getirmiş çiziyi. Vallahi Allah razı olsun. Yine işte gördünüz yani. Bu bir tane de iki tane de. Neden bassan? İki kol ona tonalı böyle. Paketli paketli getirmiş. Yani. İki sepet getirmiş sağ olsun yani. Allah razı olsun. Videoda gördüm. Yani düşünceler yeter. Hepiniz muhteşemsiniz. İlk başta benim prensim, kraliçem. Prens değilim babam, prensesim. Prensim. Prens erkek olur. Prenses var. Ben gözümde hep aynı. Babam bana erkek demeye çalışıyor. Bazen inatı tutuyor ama olur, o kadar doğru işte. Allah evlatlarını, hepimizin evlatlarını korusun. Amin. Gerçekten dışarıya bakınca ben diyorum ki ne benim evlatlarım melek diyorum. Ne dışarıda ne şey... Evlatlar var, neçe çocuklar var, neçe böyle anaya babaya karşı gelen var, yoldan oradan buradan toplayanlar var. Genetine çok şükür bizim çocuklarımız ne dışarıyı biliyorlar ne bir şey. Bir koşuya gidiyorlar, geliyorlar, başka da bir şey yok. İnan var ya, koşuya da giderken ben yine de korkuyorum. Çünkü koşu yolu tren istasyonunun o tarafta. Önceden çok kaza oluyordu. Tren kaç kişiyi vurdu, öldü öyle. Kapandı ama. Sonradan kapattılar. Çok şükür ki trenin gittiği yer demir parmaklıklarla kapattılar. Onun için güzel ama yine de o ama kadar... Ama şimdi tamam da yarım işte. O kadar orada ya, ondan korkuyorum araba gelir geçer diye hani. Şimdi tamam, ölüm aktır. Allah'ın emridir. Tamam. O mesela genç öldü. Ama gölge tanıklarına göre kulaklı kulağına takılı. Tamam da i̇şte kulaklık bak, kulağına takılı da geçerken mi öldü, yolun üstüne mi yürüyordu? Işte yani. Ondan sonra hani bizim affedersiniz o yüzden bizim salak diyeyim, ben çırağım diyor daha doğrusu. Bu selfie medine zıkkım çekmek için işte sen tut tren şey tren yolu vagon üzerine çıkmış, kaç bin volt elektriğe çarpılmış, ölümden döndü yani. Kim? İşte o Ali'nin sevmez Ali'nin oğlu. Ha düşün yani bir göstersen yani o kadar insan canını veren mi oldu yani? Tamam ölüm haktır da hani öleceğiz ama bir de biraz sebep yani. Sen çıkıp da dağın tepesine çıkıp da tam böyle kritik yerde selfie çekeceğim deyip de dengene bir düşersen ölürsen ya yani bu bana ben şöyle diyemem ya yani. Zaten sebepsiz ölüm olmazmış. İllaki bir sebep oluyor yani. Kimisi kalp krizi geçiriyor. Ya o amen o ayrı da.
Koras'ta çalışırken Ali yok muydu? He. Oğlu sen tut sen çıkmış vagona. O yüksek geldi kızım. 10 bin watt ne ya 10 bin watt baya yüksek yani. Anne. Onu deyince gömlemiş yani. Allah'tan gömlemiş de. Ondan sonra kadın öldü mesela. Gördüm. O kadın... O kadın diye intihar etmiş. Heh. Benim yine okulda çalıştığımız bayandı işte yani. O anlattı da. Onun oğlu pamuk götürürken, yani pamuk şeyde yüklü çiftçi normalde köyden geliyor da. Anne de gördüm de söt atar o anda şoka girmiş yani. Kadın resmen durmuş trenin önünde durmuş, trenin içinde. Gen, işte kadın durmuş yani. Kendine vursun diye intihar etmiş kadın. Ben buna şimdi ne diyeyim ya, tamam mı? Belki sorunu vardır, şey vardır ama ne kadar olsa. Ama canı veren Allah, alan da Allah. Tak demiştir ondan. Ya yani böyle bu intihara giriyor, intihara girdim ne oluyor? Allah muhafaza. Ne diyor? Yani Kur'an eğer diyor kafayı yememişse yani böyle yani kendinden yani nasıl insan kendini bilmez ya kafayı yememişse diyor yani şey derse diyor kıyamet adı cehennemde diyor. Yani bile bile yani kendi şuuru yerindeyken intihar etmişse diyor Allah muhafaza cehennemde. İntihar edeceksen niye tren altına gidiyorsun? Bari git denize atla. Ya yok işte tamam da. Kızım görmek mi o anda? O zar şey oldu. Ben görmedim onu. Bizim muhtar durum güncellemesi yapıyor ya. Oradan kaçıncı tren kazası diye şey yapmıştı. O bir oğlan dediği gibi kulaklık takılıymış. Ondan şey olmuş hani ölmüş. Hatta oğlan da Cihan Toros Lisesi var. Anadolu Toros Lisesi. Geçen sene de işte ben orada çalışıyordum. Şeyce sanırım işte bir pandemiden bir sene önceydim işte. Orada birkaç öğrenci vardı. Böyle samimi olduğum öğrenciler vardı. İşte onlar beni görmeden duramıyor. Urfalı, Haldamcı diye. Onların da kuzenleriydi yani. Çok da valla bir futbol kulübünde şabir yani altyapı şeyinde. Futbolcuydu yani çok da. Futbol tamam, hayatı da gitti. Allah yani sabır versin. Olay değil. Ama gerçekten bir de bile bile ölüme gitmek var, bir de yani bilmek. Ben şimdi, şimdi diyeceksiniz ki belki aynı konuyu anlatayım diyeceksiniz de bana konuşmadı ama ben dayanamadım. Dedim şişti öyle diyeyim. Şimdi ben mesela, bak kader çağırıyor. Eşim diyor ki mesela gitme. Mesela Songül abla var. Normalde onlar Hekimhanlı, Malatyalı. Onun kocası ben mesela Esri Kalfan mesela. O bak o gitme diyor. Eşi gitme diyor, ben ve eşim gitme. Üç kişi gitme diyor. Ama ben söz verdim. Gitmek zorundayım dedim. Söz verdim, beni bekliyor. Hatta belki 4-5 kere mi? 6 kere aradı değil mi telefonda? Yani o da şu adam rahmetli oldu. Allah amına rahmet etsin de. Arkasında eşi öldü işte uzun sürmedi. Hatta beni suçladı orada. İşte bak kader çağırıyor. Yani ben şimdi bana dünyayı verse ben o durum olacağımı istem gitmem. Kader çağırdığından dolayı ne oldu? İşte Bismillahirrahmanirrahim dedim. Malzemeyi aldım, kemeri belime bağladım, direğe çıktım. Hatta direğe yarıya geldiğimde oradan arkadaşım bir dedi ki abi dedi bu direk sabuka direk dikkat et. Ona da, ona da pek samimiyetim yok. Bir inşaatta tanıştık, öyle bir merhabamız oldu yani. Dedim valla Allah'ın bir şey olmaz dedim. Tam tepeye çıktım işte şey yaptım kabloyu işte tele normal kablo üzerine koydum yani etikle yani trilyonda birdim olmaması lazım yani. Tel kabloyu yemiş elektriğe dönüşmüş. Daha hata atmaya başladım ben çarpmaya. Her zaman ben kemer önce kemeri bağlardım, tedbir aldım, ondan sonra işlem yapardım. O gün de kemeri Allah bağlattırmadı. Yani niye? Eğer kemer bağlı olmasa tepede kalacaktım. Bak bu kader, amenna, bu ben bak bu bilmeyene gittiğim bu kaderdir yani Allah öyle yazmış. Kendimi aşağı bıraktım, sadece Allah Allah dediğimi hatırlıyorum. Binlerce şükür olsun. Şu an iki bacağımda platin var. İşte bazen cümleler yutuyorum, işte cümleyi tam kuramıyorum, o kaldı. Buna şükür, elhamdülillah binlerce. Öldüm ya Allah öldüm sakat kalmadım en azından. Kim arkadaşlar var belden aşağı sakat topal oluyor şey oluyor. Yani demek istedim ha bu kader. Bak bu olacak. Sen bunu bile bile gitmiyor ki bak bilmediğin için gidin bak. Üç kişi gitme diyor ama sen söz verdin dün gidiyorsun mesela. Ama seni kader çağırıyor Allah yazmış ona. Orada genel çarpılacaksın. Kendini direkten aşağı atacaksın işte velhasıl. 8 ay yatakta yatacaksın işte atıyorum. 2 yıl içinde yani 2 yıl neyse yani 2-2 buçuk. Kendini öyle toparlayacaksın. Bu Allah böyle yazmış. Binlerce şükür olsun. Hani büyük yani musibet günahlar kefarettir diyor Cenab-ı Allah. Allah inşallah günahlar kefaret eder. Yani binlerce şükür olsun. Hiç isyan etmiyorum. Adamdan da şikayetçi olmadım.
Şimdi onlar hak yediler şimdi. Şikayetçi olmadım. Beni suçladıkları halde, eşimi suçladıkları halde yine ki şikayetçi olmadım. Bir maddi para bile istemedim. Yani maddi bir para daha istemedim. Onun için yani Allah'a şükür ailesizim. Bu kader. Kader de Cenab-ı Allah öyle yazmış. Bu bin liraya şükür olsun yani. Hamdolsun. Çay. İçim yalı. Sen iç. Yani bakan yine biz yalı. Abimle oraya gitmiştik. Orada kadın bir de diyor ki falan size direkten düştü. Kim diyor? Kadın. Nesin? Onun evlendeki o baban gittiği evin karısı mı? He. Niye gittiydiniz oraya? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Abimle gittiydik. Vallahi ben onun öldüğünde, adamın öldüğünde, kadının öldüğünde benim haberim yoktu. Sağ olsun işte muhtarın sayesinde gördüm. Babana dedim. Baban dedi ki yok dedi. Benden vallahi dedim, böyle olmuş dedim. Adam öldü. He, adam öldü de ama arkasından da fazla sürmedi. Abla da öldü. Karısı öldü. Valla arkadaşlar şimdi gurur içindeyim. Benim eşim biraz nasıl diyeyim? 6. hissi, 7. hissi, 8. 9. 10. hissi kuvvetli yani. Yeter ki yani o gözle baksın yani. Esas ben bu adam yani şimdi tam ölüne kadar konuşmuyor. Allah amelene rahmet etsin. Öldü gitti de. Ben adamla pek azlanmazdım. Kardeşiyle ben samimiyetim vardı. Onun vasıtasıyla yani ben yine o iş yapacaktım. Yani inan ki ücret dahi almayacaktım. Yani. Bir 10 dakikalık bir işim vardı yani. Ama başıma bu geldi. Yine dün işte hamdolsun. Lafı nereye getireceğim? Bunlar ikisi geldi. Kapının girişinde oturuyorlar. Eşim tabii ki adamı odama çıkardı. 650 milyon eski para, yeni para TL. Lira yani 650 lira. Para verdiler bana cebime katılar. Allah inandırsın. Yaptırdım yalan yani şey şöyle diyeyim. Ben sandım ki yani işte kardeşler işte bekçiydi yani polis bekçisi. Öbürü de tuğladan emekliydi tuğla fabrikasından. Yine Ramazan'ı ben dedim acaba zekat fitre yani zekat verirler gibisine şey yapmadım. Ramazan'ı verirdi. 3 aydan içiydi hatta burada çay içiyordum. Bir, neyse ben öyle hayır diye şey yaptım ben hani şöyle. Bu onlar verdi sandım. Bunlar gitti. Telefon çaldı tekrar. Telefon efendim dedim. İsminiz kusura zikretmek istemiyorum. Efendim abi dedim. Dedi eşin yanında mı dedi. Yok dedim. O da mutfakta yani. Hayırdır? O sana verdiğin parayı işte abim gönderdi. O kaza yaptığım adamın şeyi o göndermiş koya. Eşim dedi ki doğru söyle o parayı kim gönderdi dedi. Ben yalan söyledim. Bak yalan söyledim. Dedim yok dedim işte filan abi verdim. Yok dedi. Dedi o parayı o adam gönderdi dedi. Yok mok derken bayağı atıştık yani. En son dedi ki ben mecbur demek zorundayım yani bugün yalan yarın mutlaka ortaya çıkıyor yani yalan hemen ben üzülmesin diye. Çünkü yemin ettim ama oradan gelen şeyi dahi almam da yemem de dedi yani. Dedim valla böyle kesinlikle dedi. Yani lafıma bir miktarını Afrika'ya gönderdim bir miktarını kardeşine verdim yani öyle diyeyim yani. Onda durum yoktu öyle yani bizim kursağımızdan geçmedi açıkça öyle diyeyim yani. Öyle bir şeyimiz oldu. Ya bunu niye anlattın? Ne bilek? Bak şu lafı bir şey bak vallahi aklınıza bir şey anlattım yani. Bak unut ben unutkanı kur. Yani diyeceğim nokta. Dünya boş. Daha doğrusu hayat boş yani. Ben nereden nereye? Yani gene geçiten sağlık diyor ama sağlık iyi olursa iman da önce iman. Ondan sonra sağlık. Niye sokaktaki direği sen yapmaman gerekiyor? Gitsinler şey yarasınlar Allah Allah. Kızım tedaşı bizim işimiz değil. Gelmemişler. Sokak direği. Yapan adam arıyorlar. Ya aslında şöyle çok saçma. Erdoğan amcangile gittik. Sonra teyzengil şu tarafta şuradaki ev var ya orada oturuyorlar. Ben gittim. Erdoğan dedi ki halk nerede dedi. Ben dedim ki evde dedim. Ya dedi çay demleyeceğiz dedi gelsin o da içsin dedi. Songül de ufak ufak şöyle benim yaptığım patatesli börek yok mu? Hmm. Onun tavuklusunu mu neyini yapmış? Bir ben de öyle yemeği yemedim o zaman da. He. Dedi ki ya halda çağırayım da dedi gelsin çay çek burada dedi. Ben dedim ki ara o zaman dedim. Aradı. Babam da dedi tamam geliyorum dedi. Ben önce gittim tabi. Ben Songül'le gittim. İkindin okunmuştu ama. İkindin okundu. Yüzü çorbası pişirdim bir kazan. Yemeğim hazır olsun dedim. Songül'le de niye gittim bilmiyorum. Neyse vardık oturduk. Çay içtik. Adam aradı. Telefonu ben açtım.
Dedim ki ne böyle böyle. Nerede dedi kocam dedi. Ben dedim ki ne namaz kılıyor dedim. İkinci namazı kılıyor dedim. Tamam dedi namazı kılınca dedi hemen gelsin ha dedi. O tabi namaz kılıyor dedim ya. Telefonu kapattım daha hala ardı ardına arıyor. Ne zaman ne? Baya bir arada ha şey dedi ki ne Erdoğan amcan dedi ki ne ya dedi boş ver dedi gitme ya dedi ne işin var senin dedi. Bu da yarın git dedi. Ya dedi he yarın gidersin dedi otur dedi. Bu da dedi ki ne ya dedi söz verdim dedi aha hemen arka tarafta dedi onların arka tarafına düşüyor. He biliyorum. Ha şöyle dedi arka tarafta dedi bakayım dedi hemen dedi geleceğim. 10 dakika 10 dakika. Ha şey için gitti seçeme. Ayağım bilen. Ayağım çıkmış. Selim amcana gideceğiz son günden beraber. O da kolum mu ağrıyor dedi ne dedi. Babam indi o tarafa gitti biz Selim amcanın yanına gittik. Selim amcanın yanına vardık dedi ki ne karısı evde yok dedi. Bir yere kadar gitti dedi. Songül abla dedi ki ne ha dedi eve gidip de dedi. Ben de ev toplayacağım onlar o evi götürecekler eşya topluyorlar. O ya anam ayağı çıkmış ama ben duyunca. Şu Bim'in olduğu yer yok mu? Bim yok o zaman. Bim oraya geldi. Hatırlıyorum ben. Ki, her şey geldi Hüseyin geldi. Arabanın döşemedi. Koş beş falan derken ya Hüseyin abi dem ben bir torba dem buyda var dem onu dem fırına götür şeyi. Değirmen. Değirmene dem götürsen tam götürürüm dedi. Araba dön adam morali bozuk ama ne morali bozuk ben şey bilmiyorum. Şey diyen tekrar kadar. Bana söylemeye gelmiş. Lafı söylüyor. Tamam. Araba döndü bir baktım aa dedim bu bisiklet halatını derim dedim. He ayakkabı da onun dedim biliyorum. He dedi yenge dedi halat dedi ayağı incinmiş de dedi. Gittiği adam dedi onu hastaneye götürmüş dedi hemen gelir dedi ben de oraya gidiyorum dedi. Ya dur dur dedim ben de gideyim dedim. Neyse bindik arabaya vardık bisikleti indirdi şeye dükkana. Şuradaydı bir şeye dükkan önceden. Vardık neyse indirdik. Vardım ki ne oho adam sedyede yatıyor ölü gibi. Vardım daha baban diyor ki ne evdekilere haber verme ha Kadir. Evdekilere haber verme ha duymasınlar çocuklar üzülmesin diye. Vardım hemen şahı neyse. Onda röntgen çekildi. Hele bilmem ne ama Allah kötü günleri geri getirmesin Allah. Benim hayatım hep böyle şeylerle yani. Geçti. Babam öldü öyle yine. Komşular bizi korkutuyorlardı. Annem bahçeyi örüyordu. Sabahına bir bakıyorduk bahçe kepmiş. Taşlar örülüyor ya. O şey yapıyor. Duvarı da. Aşağıdaki var ya ayağı kırılan. Yapıyordu, hala arlanmadı. Avradı da kendi de hala Allah şey yapıyor. Ama yine de arlanmıyorlar hala. Kim dövdü onu? Valla o dövülmedi herhalde o ne oldu ona dövülmüş, bir şey oldu. Dövülmüş dövülmüş. Yok dövülmedi o. Mustafa dedi dövmüş. İyi etmiş kim dövdüyse. Dövmüş dövmüş yani kolu kırmış dediler ya Mustafa. Cezasını çekiyor. Yine de avradı dövüyor. Avrat da kalkıyor çocukların yanına gidiyor. Avrat geri iş yapmamış geri geldi bir vuruş var. Bizim Emre dedi ki Allah'tan korkmuyor mu? Hiç bu dedi ineğe dedi hayvana vurulur mu? Onun ne ağzı var ne dili var dedi. Sen de Allah'tan da mı korkmuyorsun dedi. Karısı da öyle deyince sen hiç boş ver ineğe neye vuruyorsun deyip de onu dövmeyeyim gel seni döveyim deyip de almış da değnekle karıyı dövmüş. Karının her yeri morarmış döşünü taktalarını kırılmış yanmış da. Yaralı ne diyor ama? O yaralı haliyle nasıl tozluya gittin sen? Yaralı ne diyor? Hayvanlar diyor benim dilsiz kullarım diyor bak dilsiz kullarım. Eziyet etmeyin diyor. Ama anlayana. Kaç dakika oldu kızım? 17.5. Arkadaşlar çorbamız pişti. Şöyle kıvamına bir bakın. Getirsene kızım yakından. Şöyle kıvamına bakın. Özleşmesi falan çok güzel oldu. Sobada odun ateşinde ne güzel pişti. Şöyle çorbamız böyle. Eşkili çorbamız böyle arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.